Merhaba değerli izleyenler. Ramazan Sohbetleri programına hoş geldiniz. Tuna Life AVM'den yayın yapıyoruz. Bugün de yine hem Ramazan'ı konuşacağız hem de Tom Arza'yı konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var. Tom Arza Belediye Başkanımız Sayın Davut Şahin. Canlı yayın konuğumuz kendisiyle Tom Arza'yı konuşacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biraz süzülmüş gibi duruyorsunuz. Yoruldunuz mu? Ramazan yordu Biraz mu? da orucun tabi etkisi de var. Tabi sizlerin aracılığıyla programa başlamadan önce bizi izleyen hemşehrilerimizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz davetimize icabet Allah ettiğiniz razı için. olsun. Ne yapıyorsunuz Tomarza'da? Ramazan nasıl geçiyor? İftarlara mı katılıyorsunuz, sahurlara mı gidiyorsunuz yoksa 5'te dükkanı kapatıp belediye eve gidip iftar mı Evet. yapıyorsunuz? Biliyorsunuz mübarek Ramazan ayı, oruç ayı, Kur'an ayı, dayanışma, birlik, beraberlik, paylaşmak ayı, kardeşlik ayı. Bu vesileyle bu saydığım özellikler ilçemizde dolu dolu yaşanıyor. Tabii o Ramazan'ın maneviyatını, şuurunu ya hep şahsımızda olarak yaşamaya çalışıyoruz. Belediye olarak da her zaman önceliğimiz dul, yetim, öksüz, fakir, fukara, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya çok özen gösteriyoruz. Tabii bu aslında sanki Ramazan ayında yapılıyor gibi algılansa da biz belediye olarak bu bahsettiğimiz yardımları yılın her günü yapıyoruz ama sanki biraz daha Ramazan ayında artıyor, destek biraz daha çoğalıyor gibi oluyor. Gün yüzüne de Ramazan ayında çıkıyor bu yapmış olduğumuz destekler, yardımlar dolayısıyla. İlçemizde belediyemiz olsun, dışarıdan gelen hayırseverlerimiz aracılığıyla nakdi para yardımları, yine kaymakamlığımız sosyal hizmetler, sosyal dayanışma vakfımız aracılığıyla yapmış olduğumuz yardımlarla falan. Dediğim gibi ilçemizde dolu dolu yaşanıyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı bize vermiş oldukları desteklerin dolayı da Tom Arzalı hemşerilerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Toplu iftarlar vesaire yaptınız mı? Yapıyor musunuz? Tabii şehit ailelerimizde bir toplu iftar programı yaptık. Şehit gaziler ailelerimizde. Yine dul, yetim, öksüz, ihtiyaç sahibi ailelerimizde bir iftar programı yaptık. Muhtarlarımızla bir iftar programı yaptık. Kurumlarımızla bir iftar programı yaptık. Bir iki defa da teşkilatımızla bir AK Parti ilçe teşkilatımızın düzenlemiş olduğu program vardı. Bir de Milliyetçi Hareket Partimizin düzenlemiş olduğu program vardı. Yani böyle dolu dolu toplantılar, iftarlar, programlar yapılıyor. Evet, emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Tabii ki Ramazan'da bu birlikteliği, kaynaşmayı artırmak lazımdı. Tabii deprem oldu. İster istemez belki Ramazan etkinlikleri vesaire ertelenmek zorunda kaldı ya da daha fazla belki insanla buluşulacaktı. Depremden dolayı bu biraz daha ertelendi. Dediğiniz gibi şehit yakınları, gaziler, işte dul yetim çocukları vesaire bunlarla tabii ki haşır neşir olmuşsunuz. Bir de siyasi partilerin programı. Depremde ne yaptınız siz başkanım? Evet. Deprem bölgesinde kardeş ilan edildiğiniz bir Evet. ilçe belediyesi oldu mu? Oralara ne tür yardımda bulundunuz? Tabii mübarek Ramazan ayı ne kadar da depremin etkisinde kalsa da dolu dolu yaşamaya çalışıyoruz Evet. Ramazan ayımızda. Tabii depremde Kahramanmaraş merkezde kardeş belediye olduk. Büyükşehirimizde, Bünyanımız, Pınarbaşımızda, diğer ilçelerimizde. Yardımlarımız sürekli devam etti. Biliyorsunuz o depremin ilk anında ilk Kahramanmaraş'a giden belediyelerden biri bizdik. Hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yardım kampanyasını başlattığımızda 3-4 saat içerisinde 3'tir 5 tane kamyon, 8 tane büyük araç, işte 4 tane iş makinası, sonrakileri de sayarsak bir 5'e yakın, 5 tane diyebiliriz. 5 tane konteyner mutfak oluşturduk. Çöp araçlarımız, iş makinelerimiz dediğimiz gibi sürekli oradaydık. Bir de 20-25 kişi arasında gönüllü yardımseverlerle gittik. Buradan götürdüğümüz, ilçemizden götürdüğümüz yardımları da
oradaki AFAD'la yetkililerle görüşerek doğru noktalara anında ulaştırmış olduk. Zaten tırla şehir içerisine girme falan ihtimalimiz çok yoktu. Küçük araçlarımız ara sokaklara girebildiği kadar girdi depremden dolayı. Tırları daha geniş noktalarda dağıtımını yaptık. Bu konuda da dün yine söyledim. Tumarzalı hemşerilerimizle gurur duyuyorum. Allah razı olsun onlardan. Depremin anından bugüne kadar sürekli Kahramanmaraş'ımıza, deprem bölgesine maddi manevi bütün imkanlarını seferber ettiler. Durdu mu yardımlar? Devam ediyor mu başkanım? Devam ediyor. Devam ediyor. Orada ekipleriniz ama var tabii mı? Tabii o yoğun, ilk günkü yoğunluk falan tabii, da kalmadı ama biriken gıdadır, diğer temel ihtiyaç malzemedir. Bir aracı olduğunda tekrar gönderiyoruz. Bizim ilçe kaymakamımız da hala orada, Elbistan'da şu anda. O da böyle bir talep olduğunda hemen bulunduğu yere yönlendiriyoruz. Dediğim gibi Tomarzalı hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Her biri adeta bu yardım kampanyasında sel oldu, aktılar, gurur verdiler. Orada tabii Kahramanmaraş'taki oradaki siyasi büyüklerimiz olsun, belediye başkanlarımız da olsun, konuşmalarımızda arkadaş ne güzel Kayseri'ymiş, ne güzel Tomarza'ymış, her köşe başında bir Tomarzalı'yı görüyoruz dediler. Tabii bunlar da bizi mutlu etti. Hemşerilerimize bu sağduyulu davranışlarından dolayı, bu deprem bölgesine vermiş olduğu destekten dolayı her birine yeniden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peki, emeklerinize sağlık. Orada iş makinesi kalmadı ama değil mi? İş makinalarımızı çektik. Orada şu anda sadece bir temizlik ekibimiz var. Konteyner kentte duruyorlar. Bayramdan sonra ilgili Kaymakam Bey, İçişleri Bakanlığımızda Vali Yardımcımız, o artık bayramdan sonra göndereceğiz dedi. İnşallah o şekilde gelebilir. Ama ihtiyaç oldukça mutlaka kesinlikle devam. Diğer türlü araçlarımızda kepçedir, cisibidir, ekskavatördür, kamyondur. Ne ihtiyaçları varsa zaten cenaze araçlarımız falan da orada 15-20 gün hizmet verdiler. Dediğim gibi Tomarza Belediyesi olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Mendup Başkanımızın, Büyükşehirimizin önderliğinde biz de aşağıdan destekleyerek bu Kahramanmaraş'ımız, özellikle Kahramanmaraş'ımız Elbistan Göksu'nda çok ciddi çalışmalar yaptık. Depremzedelerimizin yarasını sarmaya, hayatın normalleşmesi için elimizden geleni yaptık. Tomarza'da depremzede var mı? Bakılan, Tomarza'ya yerleşen yurtlarda vesaire? Şu anda ilçemizde 150 civarında depremzede var. 30'un üzerinde bir aile var. Bir öğrenci yurdumuzda da bir 15-20 kişiye yakın kişi kalıyor. Tabii Tomarzalı hemşerilerimiz olsun. Bu iftar programlarını sayarken oraya atladım herhalde. Depremzedelerimizle de iki defa iftar programında buluştuk. Ailelerimizle. Hayırseverlerimiz olsun, belediyemiz olsun, kaymakamlığımız olsun. Depremzedelerinin sürekli yanındayız. Bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Devletin yanlarında olduğunu gayet iyi hissettiriyoruz. Onlar da bu durumdan tabii ki üzücü olaylar yaşamışlardır da bu sahiplenmesinden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Evet. Peki depremden çıkartacağımız dersler var. Tomarza ilçe olarak çıkardığınız dersler var mı? Eski binalar var mı? Bunlara yönelik kentsel dönüşüm çalışmanız var mı? Evet. Bu depremden çok ders çıkardık. Bizim ilçemizde böyle kullanılmayan, viranileşmiş, atıllaşmış yerler vardı. Bir onlardan 8-10 tane, içinde yaşam olmayan 8-10 tane ev, biraz daha eskisi düzeninden yani biraz daha fazla yıkılmış oldu. Onun haricinde ciddi bir şey yaşanmadı ilçemizde. Tabii ki biz depremle ilgili bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı. Nasıl diyeyim? Olası bir felakette ne yapılabilirin çalışmasını yapıyorduk. Şimdi ilçemizdeki kentsel dönüşümü vatandaşlarımızla anlaşamıyorduk İsmail Bey. Bu kentsel dönüşüme girdiğimizde. Ama şimdi bazı vatandaşlarımız geldi.
diyorlar. Başkanım artık bunun üzerine kesinlikle şey yapmalıyız. Onlar da depremin verdiği hasarı gördü, evet, zararı gördü. Sizinle anlaşıldı. Farkına vardılar bu olay. Bir an önce kentsel dönüşümüze başlamamız gerektiğini de istiyor vatandaşımız. Biz de tabii bu doğrultularda İmar Müdürlüğümüzle falan çalışmalarımıza hız verdik. İnşallah önümüzdeki bayramdan sonra mahallemdeki yaşayan, o kentsel dönüşüm bölgesindeki yaşayan hemşerilerimizle. Buralar tek katlı binalar mı? Tek katlı, tek iki katlı ama genelde iki katlı da olsa tek kişiye ait. Veya işte hayatını kaybeden hemşerilerimiz varsa biraz varisçi anlamında sıkıntılı süreçler yaşandığı söyleniyordu. İnşallah bunu hep beraber bir aşacağız. Hızlı bir şekilde de önümüzdeki günlerde kentsel dönüşümün ucundan ciddi ciddi tutmuş olacağız. Başkanım, siz ekrana çıkınca da yazıp duruyorlar. Murat Gürbüz'den selam var. Aleykümselam. Tomaz Haber olarak başkanımıza selam söyleyin diyor. Aleykümselam. Murat kardeşim, biliyorsunuz bizim bize de büyük katkı sunuyor. İnternet çağında yaşıyoruz. Murat kardeşim adeta bizim Tomaz'ın dünyaya açılan penceresi oluyor. Evet. Sağ olsun, sevdiğimiz de bir arkadaşımız. Gayretli, çalışkan bir arkadaşımız. Dediğiniz gibi bize de sürekli yardımcı oluyor. Evet. Allah işini rast getirsin. Başarılar diliyoruz. Bize de yardımcı oluyor. Selam olsun. Kendisi bizim programlar her seferinde paylaşıyor. Bütün Tomarsalları ulaştırıyor. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Şey var mı? TOKİ bildiğim kadarıyla bir ya da iki etap yapmıştınız. Devam edecek mi TOKİ? Evet. Birinci, ikinci etap TOKİ'lerimizde şu anda hemşerilerimiz ikamet ediyor. Oturuyorlar sıcak yuvalarında. Üçüncü etap TOKİ'nin İnşallah Allah nasip ederse bu yıl içerisinde temellerini atmayı planlıyorduk. Çünkü arazisini falan bütün işlemlerini bitirip teslim etmiştik TOKİ'ye. Yani süreci uzatacak hiçbir etkin kalmamıştı. Ama tabii şimdi deprem olunca biraz ağırlık deprem bölgesine verilir de bu işler durur mu? Onu tam bilmiyorum şu anda. Ama vatandaşımız da hemşerilerimiz de bunu zaten samimiyetle karşılıyorlar. Ağırlık deprem bölgesine verilebilir başkanım, hiç sıkıntı değil diyorlar. Bu şekilde de bir anlayış var ilçemizde. Olursa mutlu oluruz. Olmazsa da hemşerilerimizdeki... İhtiyaç var mı? Var. İhtiyacımız var. İhtiyacımız var. Yaş bunu isteyen 500'ün üzerinde hemşerimiz vardı zaten. 176 konut yapılıyor biliyorsunuz. İnşallah bir şey yaşanmaz. İnşallah. Tabii Ramazan bayramına artık bir gün kaldı. Bugünü saymazsak Arefe gününden sonra bayram. Bayram öncesi mezarlıklar bakımı yapıldı mı, temizlendi mi, insanlar yarın gidecek, dua edecek. Yoksa gittiğinde otlu, dağ taş olmuş bir yer mi görecek? Bizim ilçemizde 70'in üzerinde mezarlık var İsmail Bey. 71 tane diye hatırlıyorum. 71 tane mezarlık var. Bütün bakımlarını falan yapıyoruz. Zaten 2021-2022 yılında ciddi şekilde mezarlık duvarlarımızı, bakımlarını yaptık. 71 mahallemizde de. Hiç olmayan mezarlıklar yaptık. Sandık mezarlıklar yaptık. Bunların içerisinde parke yürüyüş bantları falan yaptık. Yapılıyor. Düzenli bir mezarlık yapmaya gayret ediyoruz. İlçe merkezimizdeki mezarlık biraz rağbet görüyordu. Tabii ki ölüsüne saygısı olmayan dirisine saygısı olmaz anlayışıyla da biz ilçemin merkezimizdeki mezarlığımızın önünde böyle İl Tarım Müdürlüğümüze ait boğa barınağı, selektör binasının olduğu, viranileşmiş, yıkılmış, atıl bir vaziyette duran bir ortam vardı. Sağ olsun il müdürümüzle falan da o işi de çözdük. Güzel orayı tertemiz yaptık. Parkesini park haline dönüştürdük, ağaçlandırdık, otopark yaptık. Mevcut mezar duvarlarımızın bakımını, tadilatını yaptık. İçerisindeki yürüyüş alanlarındaki parke çalışmalarını yine yaptık. Dediğim gibi ot ilaçlamalarına yeni başladık zaten mevsim itibariyle. İlaçlamalarını da bitirdik. İnşallah gelen mezarlıkları ziyaret eden hemşerilerimiz memnun ayrılacaklar. Zaten orada ses sistemi falan da kurduk. Arife günü sürekli akşama kadar
Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunacak. Hemşerilerimiz de memnun oluyor. Yine belediyemiz orada gül, mevsimlik çiçeklerden falan da mezar ziyareti yapan hemşerilerimize hediye ediyoruz. Mezarları ekiyorlar onlar da. Onlarla ilgili de güzel temenniler, dualar alıyoruz. Peki yeşil alana geçelim. Mezarlık bakım, temizlik yaptınız. Hazır. İnsanlar gidip dualarını edecek. Yeşil alan çalışmaları ne durumda? Park çalışma, yeni nerelere parklar yaptınız? Evet. Bu göreve geldiğimiz 2019 yılında biz imar çalışmalarına hızlı vermiştik. 1/5 binlik imar çalışmalarımız bitmişti. Bir 3-4 yılbaşın gibi diye ifade edelim. Yılbaşı gibi de 2022'nin sonlarına doğru da 1/1000'lik imar çalışmalarımızı planladık. Bu planlamalarımızda biz mahallenin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, nüfusa göre yeşil alanlar yaptık. Bu yapmış olduğumuz, daha önce yapılan çalışmalarda da mevcut olan yerler de vardı. Buralarda ciddi çalışmalar yaparak insanların kullanabileceği, oturup kalkabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri, çocuklarınla vakit geçirebilecekleri alanlar yaptık. Mahalle aralarında da yaptık. Çarşı merkezimizde insanların kullanıldığı yerleri de yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde de yine planladığımız 2 tane merkezde 3-5 tane de kırsal mahallelerimizde, köylerimizde yapacağımız parklar, yeşil alan çalışmalarımız devam ediyor. Bu yeşil alan denince benim aklıma ilk önce söz verip de yapamadığınız bir şey var mı diye sorarsanız, evet, onlardan bir tanesi de bu millet bahçemiz. Buradan özellikle de söylemek istiyorum. Özellikle pandemiden sonra biz hazırlığımızı, planlamamızı, projemizi hazırlayıp ihaleye çıkarmıştık. 72 bin metre alan Develi Caddesi'ndeki Bağlar mevkiindeki hemşerilerimizin Karatepe Ormanları diye bildiği alanı millet bahçesi olarak planladık. 3 defa İsmail Bey ihaleye çıktı. Ama yüklenici firmalarda katılım olmadı ihalemize, giren olmadı. Ücret mi yüksek? Niye katılım olmadı? Yoksa ön mü göremiyorlar ekonomik? İkisinde böyle fiyatlardaki bir dalgalanma vardı. Hı. Belki ön görememiş olabilirler ama son çıkardığımızda bir sıkıntı yoktu. Ama herhalde artık ne düşünüldü bilmiyorum. Ama inşallah tekrar ihalemizi önümüzdeki günlerde ihaleye çıkaracağız orayı. Tabii gönlümüz istiyor ki bu yıl içerisinde bitirip güzel bir hizmeti hemşerilerimize sunmak ama büyük bir proje bu. İçerisinde 300-500 kişinin aynı anda yemek yiyip çay içebilecekleri kafeteryaların olduğu, voleybol, basketbol, kapalı halı sahanın olduğu, lavabolarının olduğu, baybaya mescitlerinin olduğu, yürüyüş, ailelerin eşleriyle beraber spor yapabilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri alanların olduğu, 70'in üzerinde kamelyanın olduğu, tam bir sosyal donatılarıyla kır düğün salonu olarak da kullanabileceğimiz sosyal donatılarıyla tamamlanmış orijinal bir proje. İnşallah bu yıl, yani başlarsak da yetiştiremeyebiliriz ama biz bir işin ucundan tuttum, o iş inşallah sonuçlanır. Onu da ilçemize kazandırırsak ilçemizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesini daha yerine getirmiş oluruz. İnşallah. Başkanım, zaman tırmanı değerlendiremiyor muyuz? Ne oluyor? Yani bakıyoruz şurada Avanos'a gidiyoruz. Belki ona turizm hareketliliği var. Bir Tomarza'yı kıyaslamak belki yanlış olur onların bütçesiyle size, ama bir şekilde de zaman tırmanı böyle turizme kazandırmak, insanların oraya gelip eğleneceği bir mekana dönüştürmek için bir projeniz var mı? Aklınızda fikir var mı? Evet, zaman tırmanın etrafında 12 tane bizim mahallemiz var, ilçemize ait. Hı. Bu mahallelerimizde belli noktalarda, biraz da tabii Tomarza'da yaşayan biri olarak gayet noktalarda iyi biliyoruz. O noktalarda böyle hemşerilerimizin kullanabileceği, gidip geldiğinde oturup kalkabilecekleri, piknik yapabilecekleri,
çoluğunun çocuğunun faydalanabileceği, oyun gruplarından falan faydalanabileceği böyle 5-6 mahallemizde parklar yapıyoruz. Yaşam parkları. İnsanlar vardı mı pikniğini yapabilecek, işte çocuğu oyunu oynayabilecek. Lavabolarının olduğu, kamelyalarının olduğu. Böyle. Ama biz bunu tanıtımını yapamıyoruz. Raftikmiş, sporlarıymışla ilgili bir böyle ciddi bir tanıtım yapamadık. 2022 yılında bir... Güzel bir park olsa, etrafında piknik alanları olsa, bir iki de orada eğlence mekanı olsa ister istemez kendi tanıtır. Zaten bu piknikçilerimiz, o zaman tığırmağımızı bilen Tomarzan hemşehrilerimiz oraları kullanıyor. Önemli olan dışarıdan bilmeyenleri getirmek, orada bunun adına ilçe turizmine, ilçe ekonomisine katkı diyebilirsiniz. Bunlar nasıl yapabiliriz onu düşünmek lazım. Geçen yıl bir defa yabancılar, Vali Bey'in de sağ olsun ilgisiyle bir defa geldiler. Bir rafting yaptılar bu işte uğraşan misafirlerimiz ama akabinde bir gelişme olmadı. İnşallah tabii dediğim gibi bir tanıtmak lazım. O tanıtmak için de gelen misafirler ağırlayacak. Oralarda ortamlarımızın olması lazımdı. Tabii. O ortamlar, bir gelen bir daha gelsin. Aynen öyle. O ortamlar inşallah sağladığımızda gelen hemşerilerimiz, gelen misafirlerimiz orada sürekli gelirler. Devamlılık olursa da orada bir şekilde hep tanınırlığımız hem ilçenin ekonomisine bir katma değer olur diye düşünüyorum. Evet inşallah. Yolu olmayan şeyiniz var mı? Mahalleniz var mı? Bir de o Tomarza yol ayrımında çok fazla kaza oluyor. Göbek var ama bazı çözüm olmuyor. Demek ki oraya bir şey yapılacak mı? Evet 54 tane mahallemiz var. 54 mahallemizde böyle yol olmayan bir mahallemiz yok. Elhamdülillah. Parkesi olmayan mahallemiz yok. Tabii ki bu kıştan çıkınca bazı sati asfalt dediğimiz asfaltta ara ara bozulmalar oluyor mevsim gereği. Ama sağ olsun büyük şehrimiz anında müdahil oluyor. Orada gerekli tadilatları yapıyorlar. Herhangi bir zor bir süreç kalmıyor. Biz göreve geldiğimizden bugüne ilçemizde 40 kilometre asfalt çalışması yaptık ilçe merkezimizde Kayseri yolumuzda. Akdere mahallemizde bir kısım yapmıştık. Şu anda yapılan parke çalışmalarıyla 700 bine yaklaştık parke çalışmalarımız. 700 bin metrekare parke çalışması yapmış olduk. Tabii ki bir 150 bin daha inşallah yıl sonuna kadar parke çalışmasını tamamlarsak ilçemizde 54 mahallemizde parke ile ilgili çok ciddi bir sıkıntımız olmaz ama tabii ki zamanla muhtelif gelişen yerler oluyor. O şekilde bir ihtiyaç hasıl olursa olur. Onun haricinde yolmuş, parkeymiş bir sıkıntımız kalmamış olur. Bu bahsettiğiniz Malatya yolu bağlantısında kazalar oluyor. Orada biraz dikkatsizliğin olduğu besbelli. Yani şey yolda bir hata yok anladığım kadar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yani gelen arabayı görüyor, giden arabayı görüyoruz. Biraz sabırsızlık veya biraz dalgınlık. Biz hemşehrilerimizi biraz tabii bu konuda dikkate davet ediyoruz. Tabii olsun istemiyoruz ama. Yolla alakalı bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü trafik kurallarına evet. Uygun. Ben de kullanıyorum ara sıra köye giderken bir sıkıntı yok. Orada şöyle bir projemiz vardı. Orada Ardıcözü'ne inmeden üstten bir yol gidiyor ama oranın asfaltlaması yapılmadı. O yolun bittiği yerde de bir viyadük var. O viyadükte Gonca yaprağı diyorlar. O şekilde bir yola bağlanan bir proje var. O zaman 24 milyon liraydı 2019'da o proje. Tabii projenin maliyetinden falan dolayı biraz bekletiliyordu. Yolumuza bu mevcut yolumuza da biz de tabii o beklerken biz Ardıcı rampa dediğimiz alanlarda bir düzeltme, iyileştirme yaptırdık karayollarımıza. Öyle olunca çok ciddi bir sıkıntı kalmamış gibiydi. Ama bu olaylardan sonra 2-3 tane kaza yaşadık. Gördük, basından da takip ediyoruz. Orada bir ciddi bir ya uyarılı ek alanın olması lazım ya da bir an önce o yolu, o viyadüğü yapılması lazım artık. Altyapıda sıkıntınız var mı? Kanalizasyon ne durumda? Elhamdülillah ilçemizde. Her mahallede var mı kanalizasyon? İlçemizde 20 mahallemizde kanalizasyon yok.
Bu 20 mahallemizin de nüfusu 150 ile 150'nin 200'ün altındaki nüfusu. Seçmen sayısı demiyorum dikkat ederseniz. Nüfusu 150'nin 200'ün altında olan mahallelerimiz. Bu nüfusu 500'ün altında olan mahallelerimize kaskımız sıcak bakmıyor. Çünkü hatlardaki atıkları su hareketi az olunca taşımıyor. Zamanla içinde kurumalar, tıkanmalar oluyor. Daha kötü istenmeyen olaylar yaşanıyor. Onun için kaskımız sıcak bakmıyor. Bu teknik bir bilgi tabii. Doğru bir bilgi. 21 mahallemizde yok ama birkaç mahallemizde, iki mahallemiz için çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu yıl içerisinde çalışma başlar o iki mahallemizde. Evet. Onun haricindeki mahallelerimizde bir sıkıntı yok çok şükür. Çöp toplama işiniz nasıl? Çöp toplama transfer istasyonunuz var mı? Yoksa eski usulde bir yere mi yığıyorsunuz? Evet, bu çöp toplama araçlarımız, 5 tane aracımız var. 18-20 tane ekibimiz var bu işle uğraşan. Çöple ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Vahşi depolama dediğimiz bir depolama sistemiyle ilçe girişimizdeki bir alanda depolanıyordu. 1960'tan beri o alanda depolanıyor. Biz de Mendup Başkanımızla görüşerek biz buranın ıslah olmasını istiyoruz demiştik. Şimdi Develi'de, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza, Develi'de, Develi merkezde bir geri dönüşüm tesisi kurulunca biz çöplerimizi oraya transfer ediyoruz. İnşallah ilgili arkadaşlar da geldiler, çalışmalara geçtiğimiz hafta başladılar. İnşallah önümüzdeki günlerde o vahşi depoladığımız çöpün üzerini komple kapatıyoruz. Havalandırma bacalarını falan yaparak orayı ağaçlandırıp bir yeşil alana dönüştüreceğiz. Hem o çirkinliği ortadan kaldırmış olacağız. Hem de çöpümüz artık Develi'ye gidecek. Buradaki kaybımız İsmail Bey, biraz zamandan kaybımız olacak. Bize eksi o olacak. Çünkü kaç kilometre o istasyonlar Tomarza? 25 kilometre. Yakınmış çok. 25 kilometre ama işte zaman olacak. Zaman olarak gidecek, oraya gidip maddiyatından ziyade zaman aşımı bizim için zaman önemli. Çünkü iki tane personel sıkıntımız da var o anlamda. İnşallah onu da bir şekilde aşacağız. Çünkü bizim Tomarzalı hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layıklar. Onlara vermiş olduğumuz sözleri bir yerine getirip onları altyapısı bitmiş, üst yapısı bitmiş, hızlı bir şekilde ilerleyen bir ilçe halini vermiş olacağız. Bu da tabii hemşerilerimizden olumlu hayır dualarıyla bize geri dönüş sağlamış olacak. Bir fabrika açıldıydı, tekstil fabrikası. Ne durumda? Bir de kadın kooperatifi var. Bunlar istihdama katkı sunuyor mu? Evet, biliyorsunuz biz ilçemize güzel bir fabrika açtık. Tekstil fabrikası açtık. Yılbaşından önceydi, öyle hatırlıyorum. Bir istenmeyen bir olay oldu. Olay dediğimizde işletmeci herhalde karşı taraflardan falan biraz alacağını falan alamamıştı. İşçilerin parasını gününde ödeyemedi. Kimisinin ki 40 günlük dediler, kimisi 2 aylık dediler. Ama vatandaşın o 1-2 aylık sıkıntılı sürecini atlattı. Geldi, herkesin parasını dağıttı, borcunu ödedi. Şu an tesis işliyor mu? Esnafa borcunu ödedi, tesis çalışıyor. Tesis kaldığı yerde devam ediyor. Ama tabii o zaman 140-150 kişi çalışıyordu. Şimdi tabii ki işletmeci de bazı kendince bir tedbirler alarak şu anda biraz o 150 değil de 100'ün altında bir rakam çalıştığını söylediler. İnşallah biraz daha işlerinin üzerinde dururlarsa işletmecimiz de hemşerilerimiz de kendilerine bir ekmek kapısı olur. Biz o işletmeyi hep söylüyoruz. Orada 100-150 kişi çalışsa 500 nüfus ediyor. 500 nüfus işte ekmek kapısı oluyor. Esnafa 500 kişinin esnafa bir yansıması oluyor. Az veya çok. İlçe ekonomisi de canlanmış oluyor. İkinci, üçüncü isteyenler var. Hala beni arayan yatırımcılarımız, tekstil işiyle uğraşan hemşerilerimiz var. İnşallah onlarla da... Yer mi istiyorlar? Ne için? Kimisi yer istiyor, kimisi işçiden yana işçi bulabilir miyiz kaygısını taşıyorlar. İnşallah onlarla da görüşüp
bu 2023 yılında da böyle yine onlar çok burası kadar olmasa da 50'şer 60'er kişinin çalıştıracağı. Tomarza tekstilinin üssü olursa şaşırmayalım. İnşallah hazırlıklı olur. Olalım çünkü sanki istenmeyen bir buruhluk yaşadık bu olayda ama bu tamamen gelip geçici. Ticaretle uğraşan bütün insanlar bilir ki bu işler bazen olabilir. Evet. Bunu da muhalefet maalesef aldı, gündem yaptı. Bunun üzerinden siyasetten nemalanmaya çalıştı. Aslında ilk kapanan veyahut da ilk böyle bir sekteye uğrayan fabrika bizim Tomarza'da açılan fabrika değildi. Sadece onların amacı burayı belediye kurdu. Belediye buradan iyi bir puan aldı. Bunu nasıl yıpratırız nasıl zarar diye. Verebilir? Yoksa vatandaşın bir sürü Türkiye'de fabrikalar açılıyor, kapanıyordur. El değiştiriyordur. Hiç basına falan böyle bir haber okumuyorum. Ama bunu hemen aldılar, yola düştüler. Üzerinden siyasetten nemalanmaya çalıştılar. Art niyetli insanların da içerisinden bilgi sızdırmaları, ne bileyim ona benzer dedikodularla bu seviyeye gelmişti ama Allah razı olsun. İşletmecimiz şu anda çalışıyor. Aksi bir şey de gözükmüyor. Sahip de çıkmak lazım. Başım. Sahip de çıkmak lazım. Biz de çıkıyoruz. Destekliyoruz. İnşallah hemşerilerimiz de sahip çıkar. Biz orayı Tomarzal hemşerilerimiz için açtık. Tomarzal hemşerilerimiz oraya sahip çıkacaklar. Orada çalışacaklar. İyi ürün çıkartacaklar. Kaliteli dikim yapacaklar. Türkiye'de ses getirecekler. En ünlü, en ciddi markalarla çalışacaklar. Daha çok para kazanacaklar diye düşünüyor ve istiyorum. Gönlümden öyle geçiyor. İnşallah öyle olur. Muhtar buyur. Bu kadın kooperatiflerimizle ilgili evet, unuttum onu. Ciddi bir hareketlik başlamıştı. Ne tabii, üretiyorlar? Depremle ilgili istirniye mantarımız da ön plana çıkmıştık hatırlarsanız. El işleri yine Tomarza taşıyla falan. Gıda mı üretiyorlar? Gıda falan çalışması vardı ama şimdi depremle olunca valimiz, kaymakamımız bütün ağırlıklarını, kaymakamımız hala Elbistan'da bizim. Vali Bey de oradaydı biliyorsunuz, dün dönüş yapmış. Kendisine de teşekkür ediyoruz oradaki yapmış olduğu çalışmalardan dolayı. Sanki bu kooperatiflerde bizim oradaki için söylüyorum. Sanki bir duraklama oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bayramdan sonra kaymakam bey gelince de yine hareketleneceğini tahmin ediyorum. İnşallah. Muhtarlarla geçinebiliyor musunuz? Görüşüyor musunuz? Fikir alıyor musunuz? Buluşuyor musunuz? Tabii muhtarlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Benim mahallelerdeki elim, ayağım, gözüm, kulağım onlar. Ne iş yaparsam yapayım onlarla istişare ediyoruz. Görüşlerini, fikirlerini, düşüncelerini alıyoruz ki doğru işler yapıyoruz. Çünkü bazen kendiliğimizden bir iş yapıyoruz. Amacına ulaşmazsa yaptığımız iş, halı saha yapıyoruz orada çocuklar gidip oynamıyorsa veya o mahallede genç yoksa oraya harcadığımız para israf oluyorsa onu üzülüyoruz ama dediğim gibi muhtarlarımızla bunları istişare ettiğimiz zaman amacına uygun yerlere nokta atışı yapmış oluyoruz. Yaptığımız hizmetler amacına ulaşıyor. Bu muhtarlarımızla birlik beraberliğimizin de faydalarını görmüş oluyoruz. Sağlık ve eğitim anlamında sıkıntı var mı? Bildiğim kadarıyla güzel bir hastane yapıldı. Yaşar Karayel Devlet Hastanesi evet, değil mi? Orası biliyorsunuz E1 sınıfıydı. Oranın sınıfını D sınıf yaparak en azından içimizde bulunan uzman doktor sayılarımızı onlara sahip çıkmış olduk. Ekstra doktorların gelmesine vesile olduk. Şu anda D sınıfı bir hastanemiz var. Bu 2019-2020 yıllarında da başlattığımız 112 ATM, TSM toplum sağlık 3 sağlık hizmet biriminin faydalandı. Bir binamızı da ilçemize kazandırdık. Şu anda taşındılar. Hizmeti orada veriyorlar. Pırıl pırıl bir binamıza sahip olduk. Sağlıkta iyi bir durumdayız. Ben şöyle sağlık denince aklıma 90'lı yıllar, 92'li yıllar falan geldi böyle. Bir tane doktorun, iki tane doktorun, pratisyen doktorların olduğu en ufak bir şeyde Kayseri'ye gönderdiğini, devlet hastanesine gönderdiklerini, hiçbir işlemin doğru dürüst yapılamadığını falan düşününce şimdi Yaşar Karayel Devlet Hastanemiz olsun, toplum sağlık merkezimiz 112 aylık binamız olsun, gerçekten böyle ilçemize yakışır pırıl pırıl bir bina. Bunun
Bundan dolayı milletvekilimiz Yaşar Kare ile ve İsmail Emre Kare ile bu sağlıktaki açtıkları şiirden dolayı, ilçemize kazandırdıkları hastanelerimizden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tarımı konuşmadan, Tomarza deyip de tarımı konuşmadan bitirmek olmaz herhalde evet. Programı. Ne durumda Tomarza kabak çekirdeği? Evet, işte tarım, hayvancılık falan derken eğitimi de atlamak istemiyorum. Eğitimde de biliyorsunuz ilçemizde bir yüksek okulumuz vardı. Yüksek okulumuzda 550 tane aktif öğrenci var. 500 tane aktif öğrenci var. Öğrenci yurdumuz yoktu. Hayırseverliğimiz aracılığıyla öğrenci yurdumuzun da temelini atmıştı. Belediyemizle ortaklaşa kaba inşaatı bitti. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılına da bitirdiğimiz zaman yurdumuzu ilçemizin en büyük sıkıntılarından bir tanesini daha gidermiş, güzel bir hizmet daha yapmış olacağız. Diğer okullarımızda, öğretmenlerimizde, okul müdürlerimizde elhamdülillah bir sıkıntı yok. Gerçekten eğitimde eğitim üstü gibi bir ilçe olduk. Bu tarımdan bahsedecek olursak biliyorsunuz ilçemizin öne çıkan ürünlerden bir tanesi kabak çekirdeğimizdi. Kabak çekirdeğimizin de tesisini Orhan Kalkınma Ajansı'yla Büyükşehir'imizde ve Tomarza Belediyesi'mizde kaymakamlığımızda el ele vererek böyle güzel 5 milyonluk bir güzel tesisi yapmıştık. Şu anda herhalde 15 bin liraya yaptıramayız. Ne tesis o? Paketleme kabak mi? Kabak çekirdeği eleme, kavurma, tuzlama, kavurma bir de paketleme. Tabii şu anda birlik üzerinden çalıştırıyoruz ama orayı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları tarım kredi marketlerine kabak çekirdeğimizi pazarladığımız zaman birliğimizde biraz para kazanacak. Orası biraz daha hareketlenecek diye umut ediyor ve bekliyoruz. Destekliyoruz da zaten. Ekim oranı artıyor mu kabak çekirdeğin yoksa gitgide azalıyor mu? Ekim oranı aşağı yukarı ortalama aynı gidiyor. Verim mi artıyor? Verim olarak bildiğim için söylüyorum her yıl 6500 ile 7500 ton arasında kabak çekirdeği ekiliyor. Öyle olunca sanki bölge değişiyor nada şeklinde ama aynı ton ilçemizde üretiliyor. Bu tabii özellikle Erciyes havzasında bu kabak çekirdeği oluyor. Diğer bölgelerimizde zaman tırmanın etrafındaki arazilerimizde pancar patates ekimleri devam ediyor yine. Sulu tarım yapılıyor. Arpa, buğday, çavdar yine ilçemizde ekilen. Büyükşehirimiz işte bugün güzel bir program yaptı. Yine nohut tohumu dağıttı. Nohut falan bakliyatlar ekiliyor. Büyükşehirimiz bunlardan bu şekilde destek veriyor. Biz de vatandaşlarımızın oradaki ihtiyaçlarına gidiyoruz. Tarıma, hayvancılığa vermiş olduğumuz desteği devam ettiriyoruz inşallah. Yapamadığınız projeyi soracaktım. Siz başta birine değindiniz. Hani söz verip ya da çok isteyip de yapamadığınız ne vardı diye soruyorum. Millet Bahçesi'ni evet. istemiştiniz ama siz istemenize rağmen ihaleye giren kimse olmayınca yapamadınız. Bir başka projeleriniz var mı? İsteyip de sizin elinizde olmayan nedenlerden yapamadınız. Evet. Bu biraz önce bahsettim Millet Bahçesi'nin. Bir tane de GES projemiz vardı. İnşallah GES'imizi yıl sonuna kadar pazar yerimizin üzerine 400-450 kW'lık bir GES'imizi oraya kazandıracağız ilçemize. En azından belediyemizin elektrik giderlerini karşılamış olacak. İnşallah bu yıl içerisinde yine planladığımız belediyemizin önündeki o meydan projemizi bu yıl içerisinde bayramdan hemen sonra da başlamayı planlıyoruz. Güzel bir proje yaptık. İlçemize yakışır, resmi törenlerin yapılabileceği, insanların da faydalanabileceği, adeta parkla resmi alanın meydanın birleştiği güzel bir meydana ilçemizi kazandırmış olacağız. Belki süreç uzayabilir, bir ay falan daha uzayabilir ama Allah nasip ederse en kısa zamanda yani bu önümüzdeki kış girmeden meydanımızı tamamlamış olacağız. Güzel. Siyasete girek biraz daha. Önümüz seçim. Evet. Siz de orada ilçe başkanlığı yaptınız. Oradan belediye başkanlığına geldiniz.
havayı da iyi koklayan bir isimsiniz. Sonuçta kırsalda siyaset yaptınız. Nasıl görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimini? Sayın Erdoğan kazanır mı? İkinci tura kalır mı? Kaybeder mi? Milletvekili dağılımı ne olur? Ya şu yani milletvekili dağılımı 10-0 Cumhur İttifakı olur. 10-0 olur. 10-0 milletvekili. Olur. İddia eden siyasetçiler böyle ya cevap verir de mi? Cumhur İttifakı 10. Peki. Diğerleri zorlamayın diyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimimiz de Allah'ın izniyle ben öyle görüyorum. Şehrimiz için söylüyorum bu cümleyi. 65, 68, 70 olursa da kimse şaşırmasın. Yani %65-70 arasında evet. Oy oranı. İlimiz yani, olarak söylüyorum. Yani Kayserimiz olarak. Düşme var mı bir? Yani şöyle sanki, Tomarza'da sonuçta geziyorsunuz. Herkesi az çok biliyorsunuz. Kim nereye oy veriyor. Çok değişim oldu mu? Sabit mi duruyor? Tomarza'mız da Allah'ın izniyle biraz daha artacak. Artacak. Şehrimizde de öyle gözüküyor. Hmm. İnşallah bunları harmanladığımız zaman dediğim gibi ilimizde Cumhur İttifakı 10 alır. Cumhurbaşkanımız da 68-70 arasında, 70 olursa da dediğim gibi kimse şaşırmasın. 68-70 arasında da Cumhurbaşkanımız alıp inşallah ilk turda Cumhurbaşkanımızı da seçimi sonlandırırız. Evet. Benim soracağım sorular bunlardı. Duyurmak istediğiniz bayram mesajı verebilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa Allah razı bitirin. Olsun. Şimdi gene siyasetten cümle kurmuşken tabii ki birbirinden değerli 6 tane milletvekilimiz vardı. Her biriyle çalıştık. Allah razı olsun. Her birinin ilçemizde çok ciddi emekleri oldu, evet. Hizmetleri oldu. Mevcut milletvekillerimize çok teşekkür ediyoruz. İlçemize yaptıkları yatırımlardan, vermiş oldukları desteklerden dolayı. Tabii şimdi güzel yine birbirinden değerli isimlerin olduğu güzel bir listemiz oluştu. Yeni listemize de başarılar diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Biz kendileri için 7-24 emirlerindeyiz. Çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Allah nasip ederse de Cumhur İttifakı olarak 10-0 Kayserimizi alırız diye düşünüyorum. Bu süreçte sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sürekli bizi misafir ediyorsunuz. Yaptığımız, yapacağımız hizmetleri hemşehrilerimize duyurmamıza vesile oluyorsunuz. Önümüz Ramazan bayramı. Bu süreçte bütün Müslümanların, bütün insanlığın yapmış olduğu ibadetleri, hayırlar, hasenetleri Allah'ın dergah izzetinde kabul eylesin. Birkaç cuma günü idrak edeceğimiz Ramazan bayramlarını şimdiden hemşehrilerimizin tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bu 2023 yılı da geriyedeki 2019, 2020, 2021, 2022 yılından daha hayırlı ve bereketli İnşallah. Geçeceğini ifade ediyor. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi izleyen hemşehrilerimize saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, bugün Tomarza Belediye Başkanımız Sayın Davut Şahin'i ağırladı. Kendisiyle hem Ramazan'ı hem depreme de yaptığı çalışmalar hem de Tomarza Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları konuşmaya çalıştık. Umarım sizlere de faydalı olmuşuzdur. Yusuf Numan Kocabaşı'nın da selam var. Üzerime kalmasın. Onu da son dakika söyleyeyim. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.